Benim ismim Tuğba, Tuğba Aydınsel. Ben iletişim uzmanıyım. Radyo televizyon okudum üniversitede, sonrasında da yüksek lisans yaptım. Yeni medya üzerine eğitimler veriyorum. Sizinle de bugün sosyal medyada nasıl bir hesap kurarız, bu hesabı nasıl büyütürüz, doğru bir şekilde nasıl işletiriz, bunu konuşacağız aslında. Ben bu atölyeden beklentinizin ne olduğunu da çok merak ediyorum. Sosyal medyanın sizin için ne ifade ettiğini de çok merak ediyorum. Belki sizler de bununla ilgili hesabınızda, eğer birer hesabınız varsa sosyal medyada, bununla ilgili birkaç cümle yazıp benim için sosyal medya şunu ifade ediyor, ben sosyal medyada bu yüzden bulunuyorum gibi bir şeyler yazıp belki beni de etiketleyebilirsiniz. Böylelikle sizin yazdıklarınızı da okumuş olurum. Bundan da çok mutluluk duyarım. Çok uzun süremiz olsaydı ya da yüz yüze bunu yapıyor olsaydık aslında birebir hepinizin duygularını merak ediyordum. Hepsini sormak istiyordum ama süremiz kısıtlı. Dolayısıyla içeriğimiz de bol. Dolayısıyla çok böyle lafı uzatmak istemiyorum. Sosyal medyada sıfır bütçeyle nasıl doğru içerik üretiriz? Buna bakacağız biz aslında. Şimdi sosyal medya hesabını kurarken önce karar vermemiz gereken bazı şeyler var. Bu arada bu sunumumda bazı şeyler sıçrayabilir. Son anda bazı değişiklikler yaptım. O yüzden oralarda ben böyle bir "Aa, bu neydi?" olabilirim. Haberiniz olsun. Ekran görüntüsü alabilirsiniz aklınızda kalsın diye. Not tutabilirsiniz belki. Sosyal medyaya diyorduk girerken hesap açmadan önce karar vermemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında sosyal medyada önce hangi platformda hesap açmamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Yani sosyal medyada içerik üretici olmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla bir platform seçmek sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yani uzaktan göründüğü kadar basit bir şey değil. Kaliteli içerik hele ki üretmek istiyorsanız, doğru bir şeyler yapmak istiyorsanız bu bir emek ve çaba gerektiriyor. Sizlerin de okulları, başka meşgaleleri, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlarınız olduğu için elbette ki belli sınırlarda sosyal medyada var oluyorsunuz. Bu sınırlar içerisinde var olurken de hepsiyle birlikte baş etmeniz mümkün değil. Bir de tabii bütün bu sosyal medya platformlarının dinamikleri de birbirinden farklı. Şimdi YouTube'un içeriğiyle oraya içerik üretmekle işte TikTok'a içerik üretmek, Instagram'a içerik üretmek hepsi birbirinden çok farklı. Dolayısıyla ilk karar vermeniz gereken şey en rahat nerede içerik üreteceğiniz ve hangi platformda içerik üretmeye karar vermeniz gerekiyor ilk yapacağınız şey. Kararı verdiniz ve bir platform seçtiniz. Diyelim ki artık YouTube'dasınız ve YouTube'da elbette ki bir topluluk oluşturacaksınız. Orada sizi takip etmelerini istiyorsunuz. Bir topluluk oluşturmanın kurallarını bilmeniz gerekiyor. Nasıl onları cezbedebilirsiniz? Nasıl çekebilirsiniz takipçiyi? Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bu sunumda, bugünkü derste size bunların bir platform üzerinden, tabii hepsini anlatmam mümkün değil bu sürede. Bir platform üzerinden size örnekleyerek işte bunu böyle yapabilirsiniz, takipçiyi böyle çekebilirsiniz gibi örnekleyeceğim. O yüzden kısaca burayı geçtim. Sosyal medyada strateji oluşturmanız gerekiyor. İletişim planınızı kurmanız lazım. Sosyal medya kanalının seçilmesi dedik, bunu seçtiniz. Sosyal medyada etkileşim hedeflerini belirlemeniz gerekiyor. Nasıl etkileşim almak istiyorsunuz siz? Yorum mu, paylaşım mı, beğeni mi? Yoksa sizin yaptığınız, ürettiğiniz içeriğe karşılık başka bir içerik üretilmesi ve bunun bir challenge'a dönüşmesi mi? Nasıl bir etkileşim hedefiniz var? Elbette ki bunların hepsini kullanacaksınız bir platforma girdiğiniz zaman ama asıl hedefinizin belirlenmesi sizi içerik üretirken rahatlatacaktır. Bir alan seçmeniz size içerik üretmek konusunda sizi rahatlatacak. Yani bir platform seçtiniz, orası tamam. Artık takipçileri de nasıl çekeceğinizi aşağı yukarı biliyorsunuz.
Bir de şey belirlediniz, etkileşim hedefi de belirlediniz. İşte şu sınırda olsun, ilk adımda şu kadar kişiye bana beğeni atsın gibi bir hedef de belirlediniz. Bunlar asla ama söylediğim şeyler, takipçi satın almak, işte o beğeni gruplarına katılmak gibi bir şey değil. Onları sakın yapmayın, o kısma geleceğim. Bunun dışında bir şey söylediğim, hedef belirlemek. Yani ben ilk sayfamı açtım ve ilk 10 içerik paylaştığımda bu ilk 10 içeriğe 50 beğeni maksimum bekliyorum. Ve bu 50 beğeniyi aldığımda, işte 50 beğeni ve 10 yorum aldığımda hedefimi tutturmuş olacağım gibi bir hedef belirlemesinden bahsediyorum. Bunu da belirlediniz. Konu tabii bir platforma girerken bir konu belirlemeniz lazım. Şimdi Instagram'a giriyoruz. Profesyonel bir hesap yürüteceksek ve hesabımızı büyütmek istiyorsak, bundan bahsediyoruz şu anda. Yoksa hepimiz kendimizi paylaşıyoruz. Hepimiz işte hiç okuduğumuz kitabı da paylaşıyoruz. Evet, onlar şahsi hesaplarımız. Biz bir hesabı nasıl büyütebiliriz ve nasıl çok takipçili bir hesaba ulaştırabiliriz? Bunu konuşuyoruz. Bir konu belirlemeniz lazım. Her zaman bu konu özneliğinde içerik üretmeniz gerekmiyor. Ama bir konu belirlemek size içerik üretmek konusunda yardımcı olacaktır. Bu illa böyle dünyayı kurtarmak, üstün böyle bilgiler veren, akademik içerikler olan bir konu olmak zorunda değil, bir tema olmak zorunda değil. Sizin temanız çiçek yetiştirmek üzerine olabilir. Diyebilirsiniz ki işte papatya çiçeklerin bu türleri vardır. Her gün bir çiçek türü paylaşabilirsiniz. Bu çiçekler şu şekilde yetiştirilebilir diye tek tek anlatabilirsiniz. Ya da resim yapmak olabilir. Ya da kitap okumak, kitap üzerine, kitapların konuları üzerine bir tema seçmiş olabilirsiniz ve onun üzerine paylaşım yaparsınız. Bu demek değil ki her içeriğiniz, her hikayeniz, her postunuz, Instagram üzerinden konuşuyorum, her postunuz, her reelsınız kitap üzerine olacak değil, ama ana temanızın belirlenmesi size içerik anlamında sizi rahatlatacaktır. Hem o sınırlar dahilinde içerik hazırlamanızı sağlayacaktır. Hem de içerik bulma fikri konusunda size kolaylık sağlayacaktır. Instagram ya da sosyal medya, diğer sosyal medya hesaplarından da birini seçtiyseniz, yönetim planı hazırlamanız gerekir. Bu böyle çok yıllık bir plan olması, iş yerlerine hazırlanan gibi büyük plan dosyalarından falan bahsetmiyorum. Sizin haftalık, aylık, yıllık planlarınız olursa, aklınızda böyle planlar olduğunu biliyorum. Bunu bir kağıda geçirmeniz, dijitalde de olsa bir yerde yazılı olarak tutmanız hem sizi motive edecektir, hem de bir taraftan sizi bu yönetim planına uymaya zorlayacaktır aslında. Tıkandığınız yerde o yönetim planına dönüp baktığınızda, aa evet, ben aslında böyle bir şey planlamıştım deyip oraya yeniden dönmenizi de sağlayacaktır. Sosyal medyada içerik takviminin hazırlanması sizi en rahatlatacak şeydir. Bu biraz evet vakit alabilir. Hep böyle hesabın büyümesi üzerinden konuşuyoruz ama çok takipçili hesaplardan bahsediyoruz. En önde gelen sınavları düşünme. Birinin mikrofonu mu açık, bana mı bir şey söylediğini anlamadım. Göremedim de. Buradan devam edelim. Sosyal medya içerik takviminin hazırlanması. Şöyle bir takvimden bahsediyorum. Mesela her haftanın başında o hafta nasıl içerikler paylaşacağınızla ilgili birer cümle ya da tek kelimelik notlar tuttuğunuzda, bu sizi o gün, o hafta sınavlarınız olabilir, işte ya da o hafta tatilde olabilirsiniz. Çok da uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Böylece o plana sadık kalarak içerik hazırlamak sizin için kolaylaşacaktır. Online topluluk yaratma diyelim, pardon. Online topluluk yaratmanın, yani bir community, yani bir topluluk yaratmanın dinamiklerinin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu da takipçiyi nasıl çekerim sorusunun cevabı aslında. Bunun içinde kendimize sormamız gereken asıl soru, kullanıcıda aidiyet hissini nasıl yaratırım? Ben kullanıcıda aidiyet hissi yaratmalıyım ki tekrar tekrar benim sayfama geri dönmeli, beni beğenmeli, içeriklerime yorum yapmalı ve etkileşim sayımı arttırmalı. Dolayısıyla benim
görünürlüğümü arttırmalı, sosyal medyadaki görünürlüğümü arttırmalı. Birçok sosyal medya platformu var. YouTube, yani benim en ilgilendiğim konular platformlardan biri YouTube ve Instagram. YouTube'u anlatmak biraz uzun. Orada içerik hazırlamak da çok meşakkatli. Çünkü video çekiyorsunuz, editliyorsunuz, oraya yüklemek, oranın topluluk kuralları biraz daha netameli diyelim, zorlu. Oraya anlatmak biraz daha zor ve zaman alacağı için bugün sizinle Instagram üzerinden konuşacağız. O yüzden buraları biraz böyle hızlı hızlı geçiyorum ki Instagram üzerinden bir hesap nasıl büyütülürü konuşalım sizinle. Sıfırdan bir hesap nasıl büyütülür? Bunu konuşalım istiyorum. Diyelim ki Instagram'da bir hesap açmaya karar verdiniz ve dediniz ki ben sıfırdan bir hesap açacağım ve bu hesabı büyüteceğim. Konunuza karar verdiniz. Artık harekete geçmeden önce karar vermeniz gereken bazı detaylı şeyler var. Öncelikle sayfa tasarımınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sayfa tasarımı kullanıcı herhangi bir takipçi sayfanıza girip baktığı zaman sizi takip etmeden önce sayfanıza çeker. Sizi takipçiyi oraya çeker. Yani görsellerin kaliteli oluşu, renklerin uyumlu oluşu, bir düzen içerisinde yerleşimin olması, fotoğrafların yerleşiminin bulunması takipçiyi sizi takip etmeye teşvik eder. Bazı hesaplarda görüyorsunuzdur, işte Instagram'ı biliyorsunuz, ilk girdiğiniz zaman ana akışta 3 fotoğraf yan yana görünüyor. Bazıları sağ tarafa sadece yazı olan içeriklerini yaslıyorlar. Ortada sadece geçiş postları oluyor. Sol tarafta da sadece fotoğraf ya da grafik içeren görseller olabiliyor. Böyle sayfa tasarımları seçebilirsiniz. Ya da sayfada bir desen oluşturabilirsiniz. İşte fotoğraf, sonra yazı, bir yazı daha, sonra yeniden fotoğraf şeklinde böyle bir dama gibi, dama görüntüsü oluşturan bir ekran görüntüsüne dönüşebilir sayfanız, ana sayfanız. Böylece temanıza da aslında karar vermiş olursunuz. Yani çok pastel renkler kullanıp böyle sarılar, morlar, kırmızılar kullanıp çok canlı ve enerjik bir şey de ortaya koyabilirsiniz. Tabii bu seçim yaptığınız konuyla, yani ne paylaşacaksınız bununla çok ilgili. Daha böyle griler, koyu renkler, ağır başlı renkler de kullanabilirsiniz. Belki de fizik kurallarını anlatan bir sayfanız vardır ve siz aslında çok ağır başlı, bilim kokan bir ana sayfa istiyorsunuzdur. Dolayısıyla nude renkler seçersiniz. Bu da takipçiye sizinle ilgili bir fikir verir. Bu sayfaya girdiğinde ne bulacağına dair bir ampul uyandırır onun kafasında. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bana mı söylediniz? Evet hocam, bir şey sorabilir miyim size? Sorularınızı not alın istiyorsanız sunum bittikten sonra sorun, olur mu? Biraz kalabalığız, soruları almaya başlarsak şimdi biraz karışabilir burası. Öyle yapalım mı? Ben devam edeyim. Hedef kitlenize karar verin. Hedef kitlenize karar vermeyip sadece paylaşım yapmaya başlarsanız bir süre sonra kafa karışır. Siz diyelim ki kendi yaş grubunuza hitap etmek istiyorsunuz. O zaman kendi dilinizi kullanmanız gerekiyor. Siz biraz daha, yani siz daha iyi biliyorsunuz sosyal medyada neler arkadaşlarınızı çeker, hangi kelimeleri kullanmak onlara cazip gelir. Bunlar tabii ki sizin daha iyi bileceğiniz şeyler. Ama siz diyebilirsiniz ki hayır, ben bu yaşta başladım ama ben bu hesapla birlikte, bu hesap da büyüyecek, ben de bu hesapla birlikte büyüyeceğim. Dolayısıyla benim kalemim çok kuvvetli, çok iyi edebi yazılar yazabiliyorum ve ben daha oturaklı, ağır başlı bir sayfa planlıyorum. Daha yetişkinlere hitap etsin istiyorum. Dolayısıyla sizin hedef kitleniz artık kendi yaş grubunuz değil, hedef kitleniz büyük yaş grupları oluyor. Bu konuda belki bir araştırma örneği söyleyebilirim. Kuşakları araştırabilirsiniz. Kuşak isimleri var. Hani size Z kuşağı diyorlar ya hep. Z kuşağından önce Y kuşağı var. Ondan önce X kuşağı var. Ondan önce Baby Boomer denen bir kuşak var. Hepsinin başka başka isimleri de var. Y kuşağına ben nesli de deniyor mesela. Onlara ben kuşağı deniyor yani. Biraz daha benciller sanırım. Sizden sonraki kuşaklara alfa kuşağı deniyor.
bu kuşakların tüketim alışkanlıklarını biraz bakarsanız, internette sadece Google'a bunu yazmanız yeterli. X kuşağı tüketim alışkanlıkları yazarsanız mesela, size hemen bir sürü sayfa getirecektir. Birkaç oradan böyle yazıyı, makaleyi okusanız size bir fikir uyandıracaktır. Dolayısıyla hedef kitlenize burada karar vermeniz sayfanızın yapısını ve etkileşim yapısını da, görünürlüğünüzü de etkileyecektir. Daha önce de söyledim, etkileşim gruplarına asla katılmayın. Bu hani takip edeni takip ederim, beğeni atana beğeni atarım. İşte beğeni grupları var, giriyorsun mesela, orada işte 1000 kişi var. Herkes birbirine sürekli deli gibi beğeni yapıyor, binlerce beğenin oluyor. Ama bunları Instagram algoritması dediğimiz algoritma bir süre sonra yakalıyor. Bu beğenilerin gerçek olmadığını, bu sayfaların gerçek olmadığının farkında ve bir süre sonra sizin etkileşiminizi düşürüyor. Etkileşim dediğimiz şey ne? Görünürlüğünüz aslında. Yani sizin hedef, aslında ulaşmak istediğiniz hedef kitleye sizi göstermiyor Instagram. Çünkü diyor ki sen hep aynı isimlerle, aynı hesaplar üzerinden birbirine beğeni atıyorsun. Ve o hesapların birisi işte yemek tarifi veriyor, birisi çiçekçilikle uğraşıyor, birisi makrame örgü yapıyor, birisi bambaşka bir şeyle ilgileniyor, birisi sadece günlük hayatından kesitler paylaşıyor. Dolayısıyla bambaşka hedef kitlelere hitap ediyorlar, bambaşka insanları hedefliyorlar takipçi olarak. Algoritmanın da kafası karışıyor. Peki sen neyi hedefliyorsun? Ben seni kime göstereceğim? Keşfette seni kimin önüne düşüreceğim ki seni takip etsinler diyor. Ve seni hiç kimseye göstermiyor. Dolayısıyla bu etkileşim gruplarından kesinlikle uzak durun. Takipçi asla satın almayın. Çünkü takipçi satın almanız onların içerisinde büyük bir çoğunluğu bot hesap oluyor. Yani sahte hesap oluyor ve bunlar da aynı şekilde görülmelerinizi yok ediyorlar. Sizin keşfete düşmenizi, diğer hesaplarda görünmenizi, gerçek takipçiye ulaşmanızın önünde engel oluyorlar. Kullanıcılar, yani diğer takipçiler, sizi neye göre takip eder? Sayfanıza ilk girdiklerinde içeriklerinize bakarlar. Dolayısıyla içeriklerinizin çok kaliteli olması gerekiyor. İçeriklerinizin sayfanıza giren kişi %40 oranında içeriğinize bakıyor. Yani ne paylaşmışsınız, ne hani söylediğim gibi çok bilimsel veriler, makaleler olmak zorunda değil. Ama ben yemek tarifi arıyorsam ve girdiğimde senin sayfanda çok iyi kek tarifleri buluyorsam, çok iyi börek tarifleri buluyorsam ve o tarifleri denediğimde birebir de aynısı tutuyorsa, o zaman ben o hesabı takip etmeye ve onun her içeriğine de etkileşimde bulunmaya, beğenmeye, kaydetmeye devam ederim. Dolayısıyla %40 oranında ne paylaştığınız önemli. Profiliniz çok önemli. Orayı atladık sanırım. İlk önce isminizi belirlemeniz çok önemli. Yok, oraya sonra gelelim. Profiliniz çok önemli. Profilinizde yüklediğiniz fotoğraf, biyonuzda paylaştığınız bilgiler. İlk baktığımızda bir sayfaya ilk girdiğimizde bize o sayfayı tanıtacak olan şey o bölge. Instagram'dan bahsediyorum hep. Gerçi diğer platformlar için de öyle. Ben ilk girdiğimde direkt bio'ya bakarım. Siz de öyle yapıyorsunuzdur. Ne paylaşıyor bu kişi diye. Dolayısıyla profilinizde yazdığınız şeyler %30 oranında etkili sizi takip etmeleri için. Markalaşma, bu biraz daha detaylı bir konu. Profiliniz büyüdükçe ve siz artık bir konuda uzmanlaşmaya devam ettikçe markalaşmışsınız demek oluyor bu. Dolayısıyla sayfanızın markalaşma oranı da %20 oranında etkili. Sosyal kanıt. Sosyal kanıt da sizin bu içerikleri ürettiğinizde karşı tarafı ne kadar gerçekçi bir şeyler sunduğunuzu gösteriyor. Sosyal kanıt dediğimiz şey bu. Yine yemek tarifi üzerinden örnek verelim aynı örneği. İşte siz o keki yaptığınızda, yüklediğinizde ben aynı şeyi yapıp aynı keki tutturuyorsam bu bir sosyal kanıttır. Dolayısıyla sizin hesabınızı takipte kalmam için %10 etkilidir. Hedef kitlenizi bulmak için ne yapabilirsiniz? Bu soruları sorabilirsiniz mesela. Kimlerin bu içeriğe daha fazla ya da bu sayfaya daha fazla ihtiyacı var? Bu kişilerin ne gibi sorunları var? Zamanlarını aslında nerede ve nasıl geçiriyorlar? Yani duyamadım.
zamanlarını nerede ve nasıl geçiriyorlar? Yani okulda mı, işte mi, yoksa evdeler mi bunlar? Ev hanımı mı? Okuyorlar mı? Okulları bitmiş ve evdeler mi? Nasıl? Zamanları nerede geçiyor? Sosyal medyada da zamanlarını nerede geçiriyorlar daha çok? Bunu düşünmek gerekiyor hedef kitleyi belirlerken. Yaşları, cinsiyetleri, faaliyet alanları neler? Yani ilgi alanları neler, faaliyet alanlarından kastımız? Gelir düzeylerini, bu sizin için biraz etkili olmayan bir madde olabilir. Ama bazı çocuklar kendi gelir kaynaklarını da bulmuş olabiliyorlar sosyal medya vasıtasıyla. Dolayısıyla sadece ailelerinin yardımıyla geçinmiyor, harçlık almıyor olabiliyorlar mesela. Sosyal medya üzerinden para kazanıyor olabiliyorlar. Siz onları ne kadar çekebilirsiniz? Dolayısıyla bu soru da o yüzden önemli. Sizin paylaşımlarınızdaki sorun ve çözümler hakkında ne gibi endişeleri, korkuları ve şüpheleri var? Bunlar üzerinden içerik üretirseniz tabii ki o hedef kitleyi seçmeniz kolaylaşacak. Ve o kişilerin daha önce de bahsettiğim gibi internet kullanımları nasıl? Mesela üst bir yaş grubunu hedeflediniz kendinizden. O yaş grubunun internet kullanım oranları, saatleri, hangi saatler aralığında interneti daha çok kullandıkları ya da internetten alışveriş yapıp yapmadıkları, ne kadar oranda alışveriş yapıp yapmadıkları da sizi takip etmeleri konusunda önemli. Hesap ismimiz markamızdır. Yine hep Instagram üzerinden örnek vereceğim. Bir kişi sayfanıza girdiği anda, hatta sayfanıza girmesine gerek yok. İsminiz sizin aslında aratma motoruna yazdığında markanız oluyor. Sizin için etiket yani. Çiçek ismi söyledim. Yazdım oraya papatya diye profil ismimi. Papatya yazdılar. Yüzlerce papatya diye hesap var. Ya da yazdım oraya işte çikolata, onlarca çikolata ve benzeri hesap var. O yüzden isminizi seçmeniz, hem hesap ismini seçmeniz, hem eğer bio'nuzda gerçek adınızı kullanmayacaksanız, oradaki isminizin dikkat çekici olması gerekiyor. Gerçek isminiz değilse özellikle oraya dikkat çekici bir isim bulmanız gerekiyor. Nasıl çekebilirsiniz? İsim artı soyadınız artı konunuz olarak bir şablon belirleyebilirsiniz profilinizde isminizi kullanırken. Konu, isim, soyad olarak kullanabilirsiniz. Ya da marka adı, ürün ve kategori olarak kullanabilirsiniz. Bu biraz daha satış yapanlarla ilgili. Siz henüz satış yapmayacağınızı tahmin ederek bu son maddeyi siz kullanmayabilirsiniz. Ama isminizi formüle ederken isim artı soyad artı konunuz olarak bir bio ismi bulabilirsiniz. Ya da kendi gerçek isminiz ve soy isminizle bir marka doğurmaya çalışabilirsiniz. Şimdi hesabınızın da neler yapmanız gerektiğini konuşacağız. Instagram hesabından yine bahsediyorum. Instagram'da bir hesap açmanızdan bahsediyorum. Hesabınızda ne paylaştığınız bio'nuzda mutlaka yazsın. Yani yemek tarifi mi veriyorsunuz? Tarihi konulardan böyle hikayeler mi anlatıyorsunuz? Yoksa masal mı anlatıyorsunuz? Yoksa bugünün hava durumunu mu sunuyorsunuz? Her neyse mutlaka o bio kısmınızda o yazsın. Bunu çok ilgi çekici bir cümleyle yazarsanız tabii ki dikkat çekecektir. Ama dümdüz bir cümleyle bile yazmış olsanız, tek bir kelimeyle bile yazmış olsanız mutlaka bio'nuzda ne paylaştığınızı yazın. Kullanıcılar da, yani sizi takip edecek kişiler de merak uyandıracak içerikler hazırlayın. Yani bir konuda bilgi veriyorsanız da işte çiçek hesabı dedik mesela, bir sarmaşığın ne kadar sürede büyüdüğüne dair bir video paylaşın ve onunla ilgili altına bilgiler verin gibi mesela. Genelde günümüzde, yani sizi tahmin ediyorum, sizin takip ettiğiniz hesapları daha çok kendi hayatlarından örnekler veriyorlar. Kendi hayatlarını paylaşıyorlar ama bu sosyal medya adına bugün çok getirisi varmış gibi görünse de işte yataktan kalktığını paylaşması, o gün ne yediğini paylaşması, gezerken nerede gezdiğini, sadece bunu paylaşmasından bahsediyorum. Sadece kendi hayatını paylaşması
bu hesap büyüdüğü zaman, tabii ki özel hesaplarımız böyle olabilir ama bu hesap çok takipçili olduğunda, binlerce kişi bunu izlediğinde artık orada ürün herhangi bir bardak, herhangi bir çiçek, herhangi bir bilgi değil, artık ürün o hesabın sahibi oluyor. Çünkü kendisini bir ürün gibi reklam yapmış oluyor aslında. Nasıl uyandığını anlatıyor, ne yemek yediğini anlatıyor, arkadaşlarıyla nasıl gezdiğini anlatıyor, nasıl ders çalıştığını anlatıyor, nasıl tatil yaptığını anlatıyor. Bu da aslında onu bir ürüne çeviriyor ve kendini reklamını yapmış oluyor. Bu bugün sizlere çok cazip geliyor olabilir belki ama bütün araştırmalar tersini söylüyor. Böyle paylaşım yapan ve kendi hayatını sürekli ortaya koyan, bunu bir ürün gibi gösteren gençlerin bir süre sonra böyle depresyonlara girdiği, ruhi bunalımlar yaşadığı, sosyal medyayı terk ettiği, hatta çok daha ciddi sonuçlarının olduğunu bazen haberlerde de okuyoruz. Sonuçlarının çok daha ciddi olduğuna dair birçok da araştırma var. Sosyal medyanın da internetin de geleceği bu tarafa doğru gitmeyecek. Çünkü siz kendi gerçek hayatınızı sürekli paylaşırsanız ve başka bir şeyden, biz buna beslenmek diyoruz, başka bir işte okuduğunuz şeyden beslenmiyorsanız, yaşadığınız bir durumdan beslenmiyorsanız, aldığınız eğitimden beslenmiyorsanız üretecek içerik bulamazsınız. Bu da sizi tüketir. Üretemedikçe tükenirsiniz. Dolayısıyla bu da çok da hoş olmayan bir yere doğru gider. Hem istediğiniz hesaba ulaşamazsınız, çok takipçili hesaba. Ulaşsanız da bir gün bir yerde bu sizi ruhsal olarak durduracaktır. Kendinizi sorgulamanıza da sebep olacaktır. Dolayısıyla içerik üretecekseniz ve hesabınızın büyümesini istiyorsanız, çok takipçili bir hesap istiyorsanız mutlaka bir içerik fikri bulun. Yani bir tema bulun. O tema üzerinden paylaşım yapın. Bunu yapabilmek için zaten yine söylediğim gibi yemek tarifi verecekseniz nasıl yemek pişirildiğini öğrenmek zorundasınız. Sürekli yeni tarifler araştırmak, yeni tarifleri denemek, o tarifleri çekmek, onları pişirmek ve insanlara denetmek zorundasınız güzel olup olmadığı ile ilgili. Bu işte sizi besleyecek bir şeydir. Ya da nasıl resim çizildiğini anlatıyorsanız, işte perspektifinden tutun da nasıl kadraj yapıldığına, çerçevelemenin nasıl yapıldığına, işte diğer resim tekniklerine kadar hepsini tek tek araştırmak ve öğrenmek zorundasınız. Bu hem sizi geliştirecek bir şey, hem de siz geliştikçe katkı sağlayacak, başka insanlara da değer katacak bir şeydir. Dolayısıyla bu hesap büyümeye ve sonunda bir kesintiye uğramamaya neden olacaktır. Buradan devam edelim ekrandan yine. Kullanıcılarda merak uyandıran içerikler hazırlayın dedik. Oradan geldik bu konuya. İçerik hazırlarken mutlaka trend, ses ve müziklerden faydalanın. Görüyorsunuzdur Instagram'da bir dönem, bir hafta bir müzik çok fazla öne çıkıyor. Herkes o müzikle Reels paylaşıyor, herkes o müzikle post paylaşıyor. Dolayısıyla o müziklerin etkileşimi artmış oluyor. Siz de o müzikleri ve o sesleri kullanırsanız içeriğiniz ne olursa olsun tabii ki keşfete düşmeniz ve sizi takip etmeyen kullanıcılar tarafından da görülme olasılığınız artacaktır. Instagram'da en böyle gördüğünüz şey şudur, reklam verirler hemen. Reklam tabii ki ücretli. Evet, çok büyük bütçeler gerektirmiyor belki ama sayfanızı hazır etmeden, bir tasarımını oturtmadan, içerik sayınızı çoğaltmadan, belli bir takipçi sayısına ulaşmadan önce reklam vermeniz çok bir işe yaramaz. Çünkü reklamı gören kişi, diyelim ki gördü bir şey takipçi, girdi sayfanıza, iki tane içerik var, çok takipçiniz yok, hikayeniz çok fazla yok, reels'ınız yok, herhangi bir şeyle orada karşılaşmayınca takip etmez ve gerisini geri çıkar sayfanızdan. Dolayısıyla reklam vermeden önce mutlaka hesabınızın belli bir seviyeye gelmiş olması gerekiyor. O böyle reklam vermeden sayfan asla büyümez gibi şehir efsaneleri var Instagram konuşmalarında. Böyle bir şey yok. Sayfanızın büyümesi için içerik üretmeniz gerekiyor. Kullanıcıyla aranızdaki en önemli bağlardan bir tanesi şu Instagram'da kendi profilinize girdiğiniz zaman üstte öne çıkanlar kısmı var ya, hikayeyi sabitliyorsunuz oraya. O kısım. Oradaki ilk, özellikle ilk 5 çok önemli. Bunlara kapak hazırlayabilirsiniz.
Şimdi birazdan ücretsiz bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Bunları nasıl yapabilirsinizden bahsedeceğim. O uygulamalarla çok basit görseller hazırlayabilirsiniz. O görselleri işte diyelim ki hikayede her şey paylaşılabiliyor. Postlardan daha farklı, orada biraz daha akışkan bir durum var. Net bir içeriğinizin olması gerekmiyor. Oraya sabitlediniz. İşte okuduğunuz kitapları sabitlediniz, izlediğiniz filmleri sabitlediniz, gittiğiniz yerleri sabitlediniz. O ilk 5 çok önemli. Orada dikkat çekerseniz kullanıcı size gelecektir, takipçi size gelecektir. Her gün içerik üretmek zorunda değilsiniz. Böyle bir gerçek yok. Her gün içerik üretmek çok zorlayıcı bir şey. Hele ki gerçekten bir temanız varsa ve o tema üzerine paylaşım yapıyorsanız, sadece kendinizi paylaşmıyorsanız. İçerik üretmek zor olduğu için haftada bunu 3'e düşürebilirsiniz. Dolayısıyla hafta başında ne paylaşacağınıza dair 3 kelimelik böyle not tutsanız 3 tane post fikri çıkmış olur. Haftada 3 içerik mutlaka paylaşmak gerekiyor ama o etkileşimi düşürmemek için. Paylaşırken post paylaşacaksanız, bu bir Reels değilse, kaydırmalı post yapmaya çalışın. Böyle kaydırdıkça okuyorsunuz ya onlardan. Onları da yapmakla ilgili bazı ücretsiz platformlardan, uygulamalardan bahsedeceğim size. Telefonunuza, tabletinize indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Bu kaydırmalı postlar normal içeriklere göre daha çok görünüyorlar. Reels'lar hepimizin de tahmin ettiği gibi TikTok'tan sonra hayatımıza giren kaydırmalı videolar en çok izlenen şeylerden. Instagram'da da öyle. En hızlı etkileşiminizi yükseltecek şey Reels'lar. Reels'ları işte haftada 3 post paylaşıyorsanız bir Reels paylaşmaya çalışın. 2 post bir Reels paylaşın. Reels'lar genelde daha çok takipçi getirirler. Burada ille içeriğinize uygun olmak zorunda değil ama tabii ki içeriğinize, o temanıza uygun Reels'lar çekerseniz çok daha faydalı olacaktır. Hikayede böyle seri hikayeler paylaşmayın. Böyle milyon takipçili hesaplarda görüyorsunuzdur. Böyle karınca doğası gibi yukarıda, özellikle çok link paylaşanlarda, işte linke bıraktım, şuraya bıraktım, buraya bıraktım derler. Böyle karınca doğası gibi olur. Binlerce takipçiye ulaşmadan seri hikaye böyle karınca doğası gibi paylaşmayın. İnsanlar atlar. Bu tek tek geçmek değil de kaydırarak atlamak sizin etkileşiminizi düşürecek bir şey. Dolayısıyla hikayenizde paylaşım yaparken de düşünerek paylaşın. En önemli şeylerden birisi, hesabınızı mutlaka ama mutlaka koruma altına alın. Bu işletme hesabından bahsediyoruz. Yani profesyonel hesaba geçiş yaptığınızı düşünün. Artık hesabınız açık ve herkes, yani bir şey yok. Siz kabul etmiyorsunuz takipçiyi içeriye. Ve her gelen bakabiliyor hesabınıza. Bu noktada hesabınızın çalınma olasılığı çok artıyor. Hesabınızı mutlaka koruma altına alın. Benim önerim bu şey, mesajla kimlik doğrulama var. Güvenlik kısmına giderseniz, ayarlar kısmında güvenliğin içinde, oradan mesajla kimlik doğrulamayı seçerseniz hesabınızı koruma altına almış olursunuz. Siz de tekrar hesabınızdan çıkıp giriş yaparken mesajla size kimlik doğrulaması sorar. Sizin belirttiğiniz telefon numarasına mesaj yollayarak, bir başkası girmeye çalışırsa da yine o belirttiğiniz numaraya mesaj düşecektir. Böylece hesabınızın çalınmaya çalışıldığını anlarsınız. Burada belki biraz internet güvenlik önlemlerinden de bahsetmek lazım. Bu ortak ağlar oluyor, ortak Wi-Fi ağları, işte gidiyorsunuz mağazaların, belediyelerin, kafelerin ortak Wi-Fi ağları oluyor. Bunlara olabildiğince bağlanmayın. Gençlerin biliyorum genelde internet problemi oluyor. Ama eğer çok takipçili hesabınız varsa, ki bence özel hesabınızda da, şahsi hesabınız söz konusuysa da aynı şey geçerli. Hesabınızın çalınma olasılığını arttırıyorsunuz. Çünkü orada herhangi bir şifre söz konusu değil, ortak ağ olduğu için. Binlerce insan aynı anda o internet ağına bağlanıyor, AVM'nin hattına bağlanıyor. Dolayısıyla sizin cihazınızı hackleme olasılıkları artıyor. Kameranızı, mikrofonunuzu hackleyebilirler. Siz fark etmeden sizi dinleyebilir ya da izleyebilirler.
hesaplarınızı, fotoğraflarınızı, telefonunuzun içerisindeki kişisel bilgilerinizi çalabilirler. Bu yüzden bu ortak Wi-Fi hatlarına mutlaka dikkat edin. Çok zorunda kalmadıkça da bağlanmayın diyorum ben. Şimdi Instagram üzerinden kritik noktalara bakalım. Mesela story'de nasıl, neler paylaşabilirsiniz? Sadece şimdi içerik paylaşıyorsunuz ya, yine diyelim ki işte yemek paylaşıyorsunuz, yemek fotoğrafları var ya da çiçek paylaşıyorsunuz ya da doğa manzara paylaşıyorsunuz. Hikayede yüzünüzü ya da eğer bir satış yapıyorsanız o satış yaptığınız şeyin, ürünün görselini göstermeden sadece böyle işte postlarınızı nil post diye paylaşmanız size etkileşim kazandırmaz. Arada böyle yüzünüzü, Instagram bunu seviyor. Yüz algoritma yüzümüzü görmek istiyor. Çünkü Instagram'ın asıl amacı zaten bütün sosyal medya platformları gibi amacı daha çok orada vakit geçirmenizi sağlamak. Süreme de bakayım. Orada daha fazla vakit geçirmenizi sağlamak amacı. Daha uzun süre sizi platformun içerisinde çevrim içi tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla siz sadece nil post diye paylaştığınız postları hikayeye çıkarırsanız hikaye etkileşimleriniz düşer. Çok fazla hikaye atma dedik daha önce. Seri hikaye paylaşabilirsiniz. Yani bir mesela sonbahar çiçekleri dediniz ve sonbaharın çiçeklerini arka arkaya eklediniz. İşte ne dediniz? Necip Fazıl Kısaküre'nin kitapları dediniz ve 10 tane 15 tane story attınız arka arkaya, kitapları paylaştınız. Kastettiğim şey bu değil. Bunu yapabilirsiniz. Hatta bu size etkileşim de getirir. Soru cevap burada açabilirsiniz. Anketler düzenleyebilirsiniz. Benim bahsettiğim şey o böyle karınca doğasına dönen storyler. Bunu yapmayın. O zaman genelde insanlar henüz takipçi sayınız düşükse, milyon takipçili değilseniz genelde o storyler izlenmez ve atlanır. Etkileşiminizi de düşürür. Sürekli link paylaşmayın. Okuduğunuz bir gazete haberini paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Oraya link olarak ekleyebiliyorsunuz. Artık herkes link ekleyebiliyor. Takipçi sayınızın kaç olduğu önemli değil. Ama sürekli link paylaşmak genelde etkileşimi düşürüyor. Hikayeleriniz arasında bağ kurabilirsiniz. Önceki gün paylaştığınız hikayeye atıfta bulunarak işte orada benzer bir şey paylaşıp izleyicinin aklında, yani takipçinin aklında sürekli bir öncekini diri tutmuş olursunuz. Dolayısıyla sizi takip etme olasılıkları artar. Eğer konuşuyorsanız storylerde, bir şey anlatıyorsanız, bir hikaye anlatıyorsanız, o gün yaşadığınız çok ilginç bir olayı anlatıyorsanız konuyu çok fazla uzatmayın. En kısa sürede ve en kısa, yani işte 3-5 hikayede, storyde bitirmeye çalışın. Sticker kullanımına dikkat edin. Yanlış sticker kullanımı genelde etkileşiminizi düşürür. İşte özel, mesela Ramazan'a özel stikerler çıkarıyorlar, bayrama özel stikerler çıkarıyorlar, işte 19 Mayıs'a özel gibi böyle özel günlere özel stikerler var. Konunuzla çok bağlantılı değilse sticker orada da etkileşiminizi düşürür. Bambaşka bir konuda story atıp hiç alakası olmayan bir sticker kullanıyorsanız o sizi ters köşe yapacaktır. Sürekli konumuzu paylaşmayın. Bu hem güvenliğiniz adına çok iyi bir şey değil. Siz gençsiniz. Sürekli konumunuzu paylaşmanız iyi niyetli olmayan insanlar tarafından adım adım sizin takip edilmenizi sağlar. İnternette ne kadar bunu biliyorsunuz bilmiyorum ama dijital ayak izi diye bir şeyimiz var. Google'a girip yazdığınız herhangi bir şeyden, alışveriş yaparken baktığınız bir şeye, sadece öylesine girip baktığınız bir profil hesabından, girip izlediğiniz bir filme, baktığınız, arattığınız bir fotoğrafa kadar her şey dijital ayak izimiz olarak internette kayıtlı kalıyor. Siz silseniz de, bir içerik paylaştınız, post paylaştınız, 2 gün sonra onu silmek istediğinizi fark ettiniz ve sildiniz. Sizde artık görünmeyebilir ama dark web dediğimiz derin internette her daim kayıtlı kalmaya devam ediyor ve bunu asla silemiyorsunuz. Dolayısıyla bir şey paylaşmadan önce 2 kere düşünmekte fayda var. Siz paylaştığınız şeyi 3 gün 5 gün sonra unutabilirsiniz. Ama bugün paylaştığınız şey 10 yıl sonra sizin karşınıza utanacağınız bir şey olarak da çıkabilir. Sizin paylaştığınız şey çocuklarınızın önüne çok uzak geliyor sizin için biliyorum ama internet dünyası öyle değil. Bir gün karşınıza olumsuz olarak çıkabilir. Dolayısıyla paylaşım yaparken her paylaşımınıza dikkat edin. Ama güvenlik adına
sürekli konum paylaşmamaya da dikkat edin. Post paylaşırken ne yapabilirsiniz? Yüksek kaliteli görsel kullanım mutlaka, bu çok önemli. Hedef kitlenize uygun içerik üretin ve değer katın paylaştığınız kitlenize. Kaydırmalı post tercih edin, bundan bahsetmiştik. Tek tip içeriğiniz performans düşürür. Çok fazla dağılmayın. Haftada 3 post dedik. Bunların 2 tanesi kendi içeriğinizle, o belirlediğiniz tema ile ilgili olabilir. Bir tanesi farklı olabilir. O arada geçiş sağlar. Geçiş postu denir genelde buna zaten. Dikkati dağıtır. Oraya da renk katar. Hashtaglere mutlaka dikkat edin. Yasaklı hashtag denen bir şey var. Diyelim ki böyle 30 bin takipçili bir hesabınız var artık. Bir hashtag kullandınız ve paylaştığınız içeriği sadece 250 kişi gördü. Bu nasıl olur diyorsunuz. Paylaştığınız hashtag yüzünden olabilir. Hashtaglerde yani böyle listeler halinde hashtag paylaşmanıza gerek yok. Bu bir yanlış bilinen bir şey. 3-5 tane paylaşmanız yeterlidir. Kendi hashtaginizi oluşturun. Önemli olan bu. Yeni bir hesap açtınız, sıfırdan ilk posttan bir tane hashtag paylaştınız. İşte benim adım Tuğba, ben dedim ki Tuğba'nın güllüğü hashtag'i böyle kullandım. Daha önce hiç kimse bununla ilgili bir şey yazmamış. İlk kez ben yazdım. Başta hiçbir anlam ifade etmeyebilir ama bir yılın, 3 yılın sonunda yüzlerce gönderide benim gönderilerimde olduğu için o hashtag duruyor olur. Ve bir gün birisi benimle ilgili bir şey aratmak istediğinde ya da o hashtagle ilgili bir şey aratmak istediğinde girdiğinde benim bütün içeriklerimi orada görecektir. Bu sizi marka haline de getirir aynı zamanda. Konuyla ilgili, kendi temel konunuzla, temanızla ilgili birkaç tane temel hashtag belirleyin. Bunları paylaşın ve yasaklı olup olmadığını da mutlaka bu keşfet kısmına girip orada üstte arama motoruna, yani Instagram'ın içerisindeki arama motoruna yazın. Eğer içerik çıkmıyorsa o yasaklı bir hashtag'tir. Kullanmayın. Sizi hayalet hesaba çevirebilir. Post paylaşırken kanca cümlelerle başlayın postunuzun açıklama yazısına. Kanca cümle ne? İşte çağıran cümleler. Hadi gelin birlikte nokta nokta yapalım. İşte şu ekranın sağ tarafında yazıyor şu anda. İşte nokta nokta yapmak için 5 ipucu. İşte sınavlara hazırlanmak için, sınavlara kolay hazırlanmak için 5 ipucu diyebilirsiniz. Sonuçlara hazır ol gibi böyle çağrı yapan cümleler, kanca cümlelerdir. Postunuza bununla başlarsanız, hani ilk zaten keşfete de diyelim ki düştünüz. İlk o cümle gözüküyor ya altta. Hemen onu görüp neymiş bu deyip insanlar tıklayabilir. Mutlaka postunuzun sonunda etkileşim çağrısı yapın. İşte kaydetmeyi unutma. Eğer bu içeriği beğendiysen beğen, kaydet, arkadaşına gönder. Bunu daha önce hiç denedin mi? Ondan sonra hediyeleşme yapabilirsiniz. Bundan içeriği çok arttırır. İşte hesabımı, işte bu içeriği beğenip 5 kişiye yollayan kişilere şey yapılabilir. Kitap hediye ediyorum gibi etkileşim çağrısı yapan cümleler yazabilirsiniz. Reels'lardan bahsedelim. Çok çok da vaktimiz zaten kalmadı. Kısa Reels'lar üretin. Ne kadar kısa olursa etkileşim o kadar artıyor. 7-15 saniye olsun. Bunu yaparken, videoyu çekerken iyi ışıklandırma kullanın. Arka planınız iyi olsun ve temiz kamera kullanın. Yüzünüzü kullanırsanız Reels'lar genelde izlenmesi artar ve keşfete düşme olasılığınız artar. Reels'larda artık hashtag kullanılabiliyor. Önceden açıklamaya sadece yazılıyordu ama artık ekranda da kullanılabiliyor. Birinde bir Reels fikri gördünüz, çok beğendiniz. Aynı sesi kullanarak siz de yapmak istiyorsunuz. Özellikle bu TikTok'tan sonra dublaj Reels'ları çok fazla arttı. Birinden tamamen aynısını kopyalayarak yapmayın. Mutlaka siz kendinizden bir şey katın. Az önce bahsettiğimiz kanca başlıklardan kullanın. Açıklama kısmına çok uzun yazılar eklemeyin. Genelde Reels'larda okunmuyorlar. Kısa bir cümlelik etkileşim çağrısı yapan cümleler kullanabilirsiniz. Görüntülerinizde filigran kullanmayın. Filigran ne? İnternette görsel aratıyorsunuz. Oradan ücretli görselleri çekince böyle üzerinde çizgi çizgi ve o markanın adının yazdığı, sayfanın, internet sayfasının adının yazdığı çizgiler oluyor. Ona filigran deniyor. Görüntünün üzerinde filigran olmasın. Ücretli görselin ücretsizini alıp kullanmayın yani.
değer katın yaptığınız şeylere. Bunlar ücretsiz kaynaklar. Bunun bence ekran görüntüsünü alın. Bu şeylerin, platformların hepsinin ücretli bölümleri de var tabii ki. Ücretli bölümleri dilerseniz cüzi ücretlerle aileleriniz de kabul ederse kullanabilirsiniz. Ama bence ücretsiz kısımları da çok ciddi iş gören şeylerdir. Canva'yı mutlaka öğrenin. Kurcalayarak çok rahat öğrenebileceğiniz bir program. Aynı herhangi bir platforma üye olur gibi mail adresinizi ve bir şifre belirleyerek kayıt oluyorsunuz. Sonrasında her şeyi kullanabiliyorsunuz. Orada hazır şablonlar var. İşte hikaye için, postlar için hazır şablon, görüntüler var. Mesela ben bu sunumu Canva'da hazırladım. Çok rahat hazırlayabiliyorsunuz. Çok fazla kullanabileceğiniz görsel, yazı tipi, işte bu küçük ikonlar, resimler, fotoğraflar, bir sürü şey var. Ücretsiz şeyler de var. Görüntü bulabileceğiniz, kaliteli görüntü bulabileceğiniz sayfalar da var. Onları da Google'a yazıp bulabilirsiniz. Ama bunlar işte Reels için, post için ve story için ücretsiz kaynaklar. Bu kaynakları kullanarak, bu şeyleri, internet hesaplarını kullanarak kendinize çok kaliteli, görüntü kalitesi çok yüksek içerikler hazırlayabilirsiniz. Geliştirme rehberi son olarak diyelim. Alanınızı belirleyin dedik. Sunumun sonuna geldim bu arada. Net olarak alanınızı belirleyin. Hedef kitlenizi belirleyin. Rakipleriniz kimler ve neler yapıyor bu konuda, bunu belirleyin. Algoritmanın çalışma mantığını az çok bilin. Genelde işte yasaklı hashtagleri kullanmayın. Yüzünüzü kullanmanız algoritmayı, algoritma onu seviyor. İçerik düzeni, düzenli içerik paylaşmayı seviyor. Siz bugün bir içerik paylaşıp 5 hafta sonra bir daha bir içerik paylaşırsanız sizin görülmenizi düşürüyor doğal olarak. Düzenli içerik paylaşmaya çalışın. Paylaşım saati diye bir şey yok artık. Çünkü artık herkes telefonda ve sizin sayfanızdaki işte etkileşim olarak en yüksek olduğunuz saatleri gösteriyor. Profesyonel hesaba geçtiğiniz zaman analiz kısmı var, orada görebiliyorsunuz. Ona dikkat edersiniz. Size diyelim ki saat 19 ile 21 arasında, yani 7 ile 9 arasında etkileşiminiz en yüksek diyor. O zaman siz saat 6-6.30 gibi, yani 18-18.30 gibi paylaşım yapacaksınız ki etkileşiminizin en yüksek olduğu saatlerde takipçilerinizin önüne o içerikler düşsün. Ücretsiz uygulamaları öğrenin. O uygulamaların hemen hemen hepsi Türkçe. Girip kurcalayarak sadece çok kolay bulabilirsiniz. Ama en önemlisi sosyal medyada başarılı olmak için gerçek hayatta başarılı olmanız gerekir. Kendinize değer katmaya, öğrenmeye ve gelişmeye devam ederseniz bunu hesabınıza da yansıtırsınız ve hesabınızı büyütmeye de devam edersiniz. Benimle iletişim için bu mail adresinden ve Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı bu anlattıklarım üzerinden değerlendirmeyin. Terzi kendi söküğünü dikemez noktasındayız. Genelde anlatıyoruz ve şey yapamıyoruz. Ben burada paylaşımı durdur demem gerekiyor sanırım. Ekranımı kapatıp sizi görmek için. Evet, şimdi eğer sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. Hocam ben sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam 3 tane sorum var. Hı hı. Birincisi hocam, diyelim ki biz bir sayfa açtık. En çok izlenen, beğenilen bir videomuzu işte günde, haftada, ayda. Diyelim ki bir koyduğumuz zaman bu işte takipçi sayımızı arttırır mı? Nasıl, anlamadım. Hocam bizim şimdi biz sayfa açtık hocam. Örnek veriyorum. Tamam. Futbolla alakalı. Tamam. O hocam bir diyelim ki bir hareket yaptık işte. Hı hı. Böyle çalım attık mesela, örnek veriyorum. Daha sonra hocam bu video işte en, yani attığımız videolar arasında en çok beğenilen. Hı hı. Bu videoyu günde, işte ne bileyim, haftada, ayda bir tekrar o hesaba tekrardan en başa sabitlesek, şey yapsak. Şöyle şimdi, eğer mesela bunun videosu varsa elinde, Reels olarak paylaşman en mantıklısı. Reels genelde en yüksek etkileşimi alan içerik türü. Reels olarak paylaşabilirsin. Diyelim ki paylaştın Reels'ı. Reels'ı paylaşır paylaşmaz çok yüksek etkileşim almadın. Bu da senin moralini bozdu. Onu silme. Silip yeniden yüklemen senin etkileşimini düşürüyor. Reels'ta Instagram'ın algoritmasında şöyle bir şey var.
Herkes mesela bir müzik kullanıyor. Sen de aynı müziği kullandın. 1000 kişi aynı müziği kullanmış. Ya da 100 kişi diyelim, daha daraltalım. 100 kişi aynı müziği kullanmış. Sen de o müziği kullanarak işte o attığın çalımı da yükleyerek bir Reels paylaştın. Instagram o 100 kişinin paylaştığı Reels'ı etkileşim sırasına alıyor. Ve keşfete bunun üzerinden insanlara gösteriyor. Sen paylaştın, seninki etkileşim almadı. Beğenisi, yoruma az kaldı. Senin de moralin bozuldu, sildin. Bir hafta sonra tekrar paylaştın. Aynı Reels'ı sıfırdan paylaştığın için Instagram bunu yeniden en alttan sıraya alıyor. Ama sıran geldiğinde silmezsen eğer bir hafta sonra, bir ay sonra, 3 ay sonra bile etkileşim almaya devam edebilirsiniz. Yani paylaştığın şeyi silme. En mantıklısı Reels olarak paylaşmak söylediğim gibi. Ama hikaye olarak da paylaşabilirsin. Hikaye olarak paylaştığını da profilinde hikayenin içine girip profile sabitle dersen profilinde üst kısımda görünecektir. İnsanlar oradan izlemeye devam edebilirler. Hikayede işte 24 saat kalır. Ana sayfandan gider ama sabitlediklerinde sen silmediğin sürece görünmeye devam eder. Hocam bir diğer sorum ise bildiğiniz gibi internet ortamında bizim paylaştığımız içerikleri sevmeyecek birçok insan var. Yani bunlar genel olarak hater deniyor. Peki hocam haterlere karşı nasıl bir tutum ve davranış almalıyız? Yani daha çok böyle saldırgan işte onları utandırmaya mı çalışmalıyız yoksa böyle sakin alttan mı almalıyız? Şimdi çok çok beğendim sorunu. Teşekkür ederim bunun için. Yani bunun sonu yok. İnsanlar genelde kendilerinde olmayan şeyler üzerinden nefret kusmaya devam ediyorlar. Bunun da en kolay yolu sosyal medya. Çünkü ona ulaşamıyorsun, fiziken dokunamıyorsun, göremiyorsun. Dolayısıyla yanına geldiğinde aslında seni çok övecek bir insan sahte bir hesap üzerinden sana nefret kusabiliyor. Saldırıya saldırıyla cevap vermenin hiçbir zaman çözüm olduğunu ne gerçek hayatta gördük ne sosyal medyada. Eğer hakaret içermiyorsa ve şey yapmıyorsa, yani o saldırının devamı gelmiyorsa, mesela diyelim ki o bir kişi bir saldırıda bulundu, arkadan akın akın geliyorlar. Eğer öyle bir şey yoksa, sadece bir kişi ise, o zaman bırakın orada eleştiri olarak kalsın. Bu eleştirilere ne kadar açık olduğunuzu da gösterir. Ama tabii ki hakaret içeriyorsa ve saldırmaya devam ediyorsa hesabı engellemek. Eğer büyük boyuttaysa, ki böyle bu tür saldırıların eğer arkası geliyorsa, mutlaka ailelerinizle paylaşın. Sizin yaş grubunuz için en önemli olan şey bu. Çünkü o insanların kötü niyetinin ne boyutta olduğunu bilemeyebiliriz. Sizin için en önemli konu bu. Eğer devamı geliyorsa mutlaka ailelerinizle paylaşın. 2'den 3'ten fazla olduysa mutlaka paylaşın, anlatın ailelerinize. Dediğim gibi hakaret içermiyorsa tepki vermemek en doğrusu, ama eğer büyüyorsa engellemek, ailelerinizle paylaşmak. Eğer iş büyüyorsa da aileleriniz zaten doğru seçim yapıp hukuki yollara da başvuracaktır. En doğru yollar da bunlar olacaktır. Hocam son sorum ise şu hocam. Diyelim ki biz yine internette bir video paylaştık. Bunu haterlar sevmedi ve bizi gereksiz yere şikayet ettiler. Bu yüzden hesabımız diyelim ki kapatıldı. Yani bu yönlere doğru gidecek. Gereksiz yere şikayet ederlerse veya işte bizi başkalarını böyle kötü anlatırlarsa ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Yani işte bu anlamda kaliteli içerik dediğim şey kısım burası. Siz ne kadar kaliteli içerik üretirseniz, birileri size ne kadar kötü anlatsa, yansıtmaya çalışsa da reklamın iyisi kötüsü olmaz noktasına gelir iş. Siz eğer kaliteli içerik üretiyorsanız, birisinde ben çok kötü bir yorum gördüm. Birisi hakkında çok hakaret içeren bir şeyler söylüyor. Kimmiş bu ya dedim. Gittim onun sayfasına baktım ve sayfası çok kaliteli, çok güzel içerikleri var. Aslında demek ki yorum yanlışmış diye düşünürüm. Hatta o sayfayı takibe alırım eğer kaliteli içerikleri varsa. Bu anlamda ne ürettiğiniz bu yüzden çok önemli. Şey yapıyorsa, şikayet ediyorsa, maalesef eğer Instagram'a sistemli olarak Instagram şirketine bir şikayet varsa, bu konuda yapabileceğimiz çok bir şey yok. Takipçilerinizin size etkileşimle destek olması tek çözüm. Yorum yapmaları, beğeni yapmaları, kaydetmeleri, sizi paylaşmaları tek çözüm. Orada algoritmayı atlatmanın tek yolu bu. Zaten eğer belli bir sınırın üzerindeyse size karşı şikayet,
Instagram sizinle mail üzerinden etkileşime geçiyor. Ve diyor ki sizin aklınızda böyle böyle bir şikayet var. İşte hesabınızın gerçek kişi olmadığı, sahte hesap olduğu, bize kendinizi kanıtlayın gibi bazı sorular soruyor. Yönlendirmeler yapıyor. Mail üzerinden yapıyor bunu. Bunu da söylemiş olayım aklıma gelmişken. Ne Instagram ne başka bir resmi platform ya da şirket ya da devlet asla sizinle Instagram üzerinden, mesaj üzerinden ya da telefonla arayarak asla iletişim kurmaz. Mutlaka Instagram gibi yerler sizin hesabınızın bağlı olduğu mail hesaplarına mail atarlar. Herhangi bir linke tıklamanızı asla istemezler. Mutlaka bunu aklınızdan çıkarmayın. Hesabınız çalınır linklere tıklarsanız. Sizden sadece belli evrakları yüklemenizi isteyebilirler. Dolayısıyla herhangi bir linke tıklamayın ve Instagram DM üzerinden gelen hiçbir mesajı ciddiye almayın. Sağ olun hocam. Rica ederim. Sırada herhalde Elif var, el kaldıran. Elif Zeynep Karakuş. Hocam benim size iki sorum olacaktı. Tamam. Şimdi hocam benim bir tane YouTube hesabım var ama ben daha bu konularımı belirlemediğim için ne yükleyeceğimi bilmiyorum. Hocam benim aklımda farklı farklı konular var. Böyle her paylaşımda farklı bir konu yüklemek istiyorum. Hani siz demiştiniz ya akranlarınıza göre yani kime paylaşım yapacaksınız konunuza göre renkler farklı olabilir demiştiniz. Şimdi hocam ben farklı farklı konularda paylaşım yaparsam eğer benim ne gibi renkler kullanmam lazım? Yani bu renkleri belirlemekte bir şey yok. Benim söyleyebileceğim bir şey yok. Bunu sen kendin seçebilirsin. Mesela gençler için, kendi yaşıtların için daha canlı renkler seçebilirsin. Daha dikkat çekmesi için. Daha böyle işte pastel tonlar, pembeler, sarılar gibi. Daha kendinden büyük yaş kitleleri için, bunu ayırmak için. Yani bu benim yaş grubumda elbette ki canlı renkleri seviyoruz ve dikkatimizi çekiyor, ilgimizi çekiyor. Daha renkli broşürlere, afişlere ilgimiz bizim de yoğun oluyor. Ama hani ayırmak için söylüyorum. Bunu istiyorsan mesela sarı rengi kendi yaşıtların için seçebilirsin. İşte kırmızı rengi kendinden yaşça büyükler için seçebilirsin. İşte ne bileyim başka ne? Yeşil rengi kendi yaşından küçükler için seçebilirsin. Renklerle böyle bir ayrıma gidebilirsin. Ama bu ayrıma gittikten sonra sayfa düzeninde hep böyle olmalı. Yani kendi yaş grubunla ilgili bir paylaşım yaparken pembeyi seçtiysen hep pembeyle paylaşmalısın ki ve bunu bir şekilde bir videoyla diyelim ki YouTube'da paylaşım yapıyorsun. YouTube'a bununla ilgili bir video çekip yüklemelisin mesela. Bundan sonra ben artık 3 yaş grubuyla ilgili ya da sadece 2 yaş grubuyla ilgili 2 yaş grubuyla ilgili içerikler üreteceğim. Kendi yaş grubumla ilgili ürettiğim içerikleri pembe fonla, pembe tasarımla yükleyeceğim. Kendimden büyükler için, yaş grubu için şu yaş grubu aralığındaki kişiler için yüklediğim içerikleri de şu temayla, şu renkle paylaşacağım diyebilirsin. Bunu belirlersen ve YouTube'a yüklerken ana kapak görseli oluyor ya, kapak görselinin üzerine de yazı olarak bunu böyle bir cümleyle kısa kısa yazarsan insanlar daha girip videoyu izlemeden bile onunla ilgili bir fikir sahibi olabilir. Bu dikkat uyandırabilir. Sonrasında da sayfanda bir şeye tıklarken, bir videoya tıklarken bu kendi yaş grubumla ilgili diyerek tıklayabilir. Bu onun için yönlendirici olur tabii. Yani videolarına girip de sıkılmak yerine kendi yaş gruplarına uygun videolara tıklayabilirler. Hocam ikinci soruma cevaplamış oldunuz. Şey diyecektim. Biz bir hesapta farklı hedef kitlelerimiz olabilir mi? Yani küçük, büyük, akranımız. Bu soruyu da cevaplamış oldunuz. Olabilir, mutlaka olabilir. Her yaş grubuna hitap edebilirsiniz. Ama tek bir hedef kitleyi seçmeniz ve bir hedef kitle üzerinden içerik üretmeniz daha sonuç odaklı olur. Yani diyelim ki haftada 3 tane içerik paylaşıyorsun, 3 video ya da haftada 2 video paylaşıyorsun. Bu 2 videonun birini kendi yaş grubuna, senin durumunda birini kendi yaş grubuna, birini yetişkinlere yönelik yapman lazım. Çünkü başka bir sürü meşgalen var ve video YouTube'a içerik hazırlamak dediğim gibi zorlu bir süreç. Ama öteki türlü olsa, tek bir hedef kitlen olsa mesela, sadece kendi yaş grubuna hedeflesen, 2 video üretiyorsan ikisini de kendi yaş grubuna üretmiş olacaksın. Dolayısıyla daha çok içeriğin olacak.
Dolayısıyla daha çok kitle gelecek. Hesabın daha hızlı büyüyecek. Öbür türlü biraz dağılmış oluyor. Yani ne kadar fokuslanırsak, ne kadar odaklanırsak, ne kadar böyle daraltırsak hedef kitlemizi, tasarımlarımızı, içeriğimizi, temamızı tek bir şeye odaklarsak o kadar başarılı oluruz. Tek şeyler üzerinden gidersek bize de araştırmak konusunda kolaylık sağlanır. Farklı yaş grupları için farklı içerikler araştırman lazım. Bu senin için de yorucu ve bir süre sonra motivasyon düşürücü, bıktırıcı olabilir. Şimdi Kur'an 1 diye bir hesap var. Onun hocam, sorusunu alalım. Hocam ben Hayri Nisa'da şey soracaktım. Hocam YouTube için de bir tane ders olacak mı? Bu ders sanırım YouTube'a yüklenecek. Süremizi de aştık. Dolayısıyla hocam YouTube'a anlattığımız bir ders olacak mı? YouTube'u bilmiyorum. Bunu konuşmamız lazım tekrar. Bundan sonra belki bir atölye yapabiliriz Mavera'yla ama nasıl olur bilmiyorum. Henüz tam netleşmiş değil o. Konuşacağız. Duyurusu yapılır. Şimdi buradan tamam. Bir şey söyleyemem ben. Tamam. Başka soru sormak isteyen sanırım yok. Elif, Zeynep tekrar hocam, bir sorun var. Yok hayır hocam, bir şey sormak istiyorum. Şey bu böyle devamlı mı olacak yoksa sadece bir kerelik mi yapsak bunu? Bu bir derslikti. Bir kereye mahsustu. Ama eğer severseniz belki Mavera'yla devam ederiz. Güzel oldu bence de. Hocam peki o zaman biz bu gruptan çıkabilir miyiz? Yani bir daha yapmayacaksak. Bununla ilgili bence size WhatsApp grubundan bilgilendirme gelecek. Tamam hocam. Başka soru sormak isteyen yok sanırım. Biz de süremizi doldurduk. Hocam orada mısınız? Ders bitirelim. Sanırım hocam bizi duymuyor. Başka sorusu olan yoksa hepinize iyi akşamlar dileyip ben dersi tamamlayayım. Aklınızda en çok kalması gereken şey sınırlarınızı bilin ve gerçek hayatta başarılı olun. Gerçek hayatta başarılı olmadığınız sürece sosyal medyada başarılarınız hep anlık olacaktır. Bunu unutmayın. Tamam? Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İnşallah.